Kişisel gelişim kitapları okuyalım. Kişisel farkındalık, kişisel gelişim. Ama herkes okumuyor işte ya. İşte okumak lazım hayat. Anlayabilmek gördüm, okuyanları gördüm ama anlamadıktan sonra ne faydası var? İşte, o zaten küçücük az ve öz cümleler senin hayat felsefen haline geliyor. Vallahi canım, ben eğitim ben alan o kadar insan gördüm ki hayatım, insan değil ama eğitim almış. Hayatım sen bir gelişme, gelişme okumu, gelişme okumu. Ama bence boşuna değil. Okuyorsun sen. Bence boşuna okumuşsun sen. Haklısın. Evet, boşuna okumuşsun. Çünkü benim hocamın en büyük lafı neydi biliyor musun? Susmak erdemdir kızım derdi. Hep onu söyler. Keşke o yüzden susuyorsun. O yüzden hiç susmadın maşallah yani. Hep sürekli diyor gelişme okudum, bunu okudum, okumuş şunu okudum yani. Evet. Ama faydan yani yok. Yani bir şey yok yani, bir şey gerçekten görmüyorum ben. Gerçekten saygı duyuyorum. Şey olumsuz eleştirilerini bile alkışlıyorum seni. Tebrik ediyorum, saygı duyuyorum. Yani bir şey görmüyorum ben. Sen inşallah bu ülkeye hayırlı bir evlat yetiştirirsin. Sen İnşallah. Ya niye bu kadar çok konuşuyorsunuz ya? Başımı ağrıttınız. Son gün sendin, bizim başımızı mahvettin. Evet, bana hiç sarmıyor bana. Biz iki gündür zaten gelin kaynanalar tartışmaları dinlemekten sıkıldık arkadaşlar, lütfen. Düzgün ben daha fazla tartışma yaşamak Son gün bana cevap verir misin? Sen de konuşuyorum. Ha. Sen zaten kayınvalidenin başını ağrıttın. Bizim başımızı ağrıttın. Sen çok mu seviyorsun kayınvalideni? Çok. Burada rol olmasın. Seviyorum. Senin gibi değilim en azından. Burada rol olmasın. Benim zaten kendi kayınvalidem değil. Eşimin teyzesi. Nerede kayınvalide? Kayınvalidem rahatsız olduğu için gelemedi. Ama sizin gibi değilim. Belki senden gelmemişti buraya. Kayınvalidem hasta olduğu için. Gelmeyecek insan hiç gelmez yani, o ne demek? Belki senden gelmemişti. Bir gelin saygısı olması şart. Tabii ki konuşacak. Ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor da biraz haddini aşıyor. Eğer haddini aşmasa daha iyi. Hayır yani senin şu an söylediğine o kadar kırılıyorum ki. Kayınvaliden seninle gelmez ne demek? Songül, bu ne demek yani ya? Niye gelmesin kayınvaliden benimle? Niye o zaman teyzenle geldin? Kayınvaliden mi? Rahatsız. Nereden bileyim? Bilme, sana bir şey ispatlamak zorunda mıyım ya? Ben de o zaman sana inanmak zorunda mıyım? İnanma zaten. Kim diyor sana inan? İnanmıyorum. İnanma. İnanmıyorum. İnanma. İnanmıyorum. Kimseye bir şey inandırmak zorunda değilim. O zaman niye konuşuyorsun? Ay Songül, asıl ben seni kayınvalidenin yerine... Sen benim kayınvalidemle arama, nasıl karışacağım? Sen nasıl karışıyorsun ya? Sen laf attın bana ama. Sen... Kayınvalidemi sen açtın. Sen de benim kayınvalideme karıştın. Sen karışırsan ben de karışırım, kusura bakmayacaksın. Bence kayınvalidesi bilerek gelmedi yani. Evet. Biz öyle düşünüyoruz. Gelmedi diye düşünüyoruz. Çünkü yani Nesin de öyle kolay bir kız değil. Evet. Çok fena. Allah'ım ya. Kendi burada bütün saygısızlığı yaptın kayınvalidene. Saygısız sonra... değil, konuşma benimle. Sen kendin zaten söyledin saygısızlığı. Benimle konuşma saygısız senin diye. Senin kayınvaliden söyledi zaten saygısız diye. Haddini bil. Söylemedi haddini mi? Aşma. Söyledi, söylemedi evet. mi? Evet, söyledi. Senin kayınvaliden sana haddini saygısız... Haddini aşma benim karşımda. Neyin haddini aşıyorum ya? Haddimi aşma. Gayet haddimdeyim ben zaten. Haddini aşma benim karşımda. Asıl karşıma. Sen aşma. Nesli'nin aramdaki sorun... biraz içeride şeyleşti yani, tamam mı, bana hırçınlaştı ama yani ona kim yol verir? Onu yoldan atarım. Öyle bir şey yapamaz. Benim kayınvalidemle yaptığım kavgaya karışamaz o. Kendisi teyzesiyle buraya geliyor. Benim kayınvalideme kavga ettiğime karışıyor. Ben şimdi kavga ederim, biraz sonra barışırım. Sana düşen bir sorun değil. Senin kendi kayınvaliden söyledi. Kendi kayınvalidem ağzıyla söyledi. Söyle söylemez. Sen karışamazsın. Ben kayınvalidenin söylediğini söylüyorum. Biz şimdi kavga ederiz, biraz sonra barışırız. Senlik bir şey var mı? Niye senlik bir şey var mı ki sen benim kayınvalidemin gelmemesine karışıyorsun? Sen bana laf attın, ben de sana onu kattım. Ne alakası var gelmemesiyle? Sen dediğin lafları hatırlıyor musun? Ama sen o kadar Mavi'yi eleştirdin. Sen Mavi'yi niye karıştırıyorsun şimdi burada benim konuma? Ben senin Mavi'ye yaptığın davranıştan dolayı seni yargılıyorum şu anda. Yargılayamam. Yargılıyorum. Yargılayamam. Sen beni nasıl yargılıyorsun? Kayınvaliden nerede? Hasta. Bilmiyorum. İnandırmak zorunda değilim. Sen de karışamazsın o zaman. Sen de karışamazsın. İşine bak. Sen işine bak. Hadi. Allah Allah. Zaten oturup öyle başkalarını yargılamak da olmuyor. Yarışma yaparken beni çok eleştirdin. İşine bak. Tabii Mavi'ye söyledi. Kendi kayınvalidesiyle gördük. Dinliyor musun? Değil de 10 kişi, hepsi bir konuşunca. Hepsi bir değil, ikisi konuşuyorlar. Az önce senin gelin konuştu. Az önce benim gelinime çattı, şimdi de ona hayır, çattı bak. Hayır, çatma değil. Az önce senin gelinine saydığı çattı. Saydığı kelimeleri duyuyor onun musun sen gelini? Şimdi o... Hayır, şimdi kayınvalidesi neden ortaya sokuyor? Yani ha, bizlerim konuşuyor. Neyim? Bizlerle ne alakası? Gelemediği için onu neden konu ediyor?
Vallahi kimse kimseye benim gelinim haklı, benim gelinim şöyle demesin. Çünkü az çok siz de duydunuz, siz de şahit oldunuz. Yani sade vildana ben yükleniyorum. Ha vildan bazı yerde hiç alınmasın. Bazı yerde çok konuşuyor. Tamam ben gelinime konuşayım, sus diyorum, biraz konuşma diyorum ama diğer gelinlerde benim gelinimden kalır bir yanı yok. Songül'ü de dediğim gibi, Nesrin'i de, ben kayınvalidesini de tartıştım biraz önce. Yani bir insan üzerine o kadar da gitmemek gerekir aslında. Benimle düzgün konuda tartış. Benim ailemle arama karışamazsın. Sen de karışamazsın. Ben şu an gördüklerim açısından seninle tartışıyorum. Bana maviyi katamazsın. Sen maviye karıştın. Kendi konumla benimle tartış. Benim başkasının konusunu bana çekmesin. Hayır, sen oradayken biz hepimiz burada kesinlikle yorum yapabiliyorsak... Değil mi? Evet. Mavi de yorum yaptı, ben de. O kadar konuşmana karşı. O zaman kendi hakkında konuşacaksın benimle. Mavi de hiç konuşmadı. Yani kendini savunmayı bilmiyor sanki. Ben onu savundum resmen Songül'e karşı. Anca orada biz bir şey dediğimiz zaman evet öyle. Niye geldin sen buraya ya? Bunun için mi geldin? Ekrandasın da biraz... Ben sana diyor muyum Vildan'a niye bu kadar şey yapıyorsun diye? Diyorsun. Hayır. Ama şöyle bir şey var. Hiçbir zaman demedim. Şu an konumuz Vildan değil, hadi Mavi de değil. Ekrandasın, evet. Biraz örnek ol yani. Kime? Örnek bir gelin ol yani. Ben kendime örnek olmuşum zaten. Gelinleri temsil sen ediyoruz biz. Sen nasıl örnek biz. Diyorsun gelinleri bana. Temsil ediyoruz biz. Kayınvalidine demediklerin kalmadı ya. Ben 20 senemi vermişim gelinliğe. Ver sen ne olmuşsun? İyi mi de sor bakayım. İyi mi yaptıkları? Yani bence yanlış, gerçekten yanlış. Yani orada konuşmaları çok yanlış. Her şeyi bir ortaya döküyorlar. Bu kadar açık konuşmanın bir anlamı yok bence. Yani her şey özeli mesela. Saygıysa saygı yani. Bu nedir bu kadar? Abartmanın Hanım, bir anlamı yok yani. Gülnaz Hanım, gelinin yaptıkları güzel bir şey mi Gülnaz Hanım? Kulağa hoş gelmeyen şeyler. Bence. Şimdi de ikiniz oluyorsunuz öyle mi? Yok hayır. Ne ikimiz olayım yani ben yani de sana... Yani benim gelinim peki şuraya geleli kaç gün oldu? Bir kere birinden bir azar mı işittin mi? Hayır hayır şimdi. Ama ağzında geldiği gibi konuşuyorsunuz. Selbest selbest. Gülnaz'a Tamam sen de konuş. Tamam. Haklı yerinde konuş. O da konuşsun haklı yerinde ama. O her şeye konuşuyor. Her şeye konuşuyor. Seni de konuşuyor. O yerinde konuşuyor ama. Yerinde. Yerinde konuşuyor. Bir de yeri geldi. Sana ne oluyor Allah aşkına? Yüksek sesle bağırarak cevap veriyor sizin geliniz. Üslubunu bilmeden konuşuyor. Üslubunu bilmeden konuşuyor. Diyor ki size yaptığı şeyler bana göre hoş değil. Siz bunu kabulleniyorsunuz o zaman. Evde ya de aynısınız. Kabul edip etmemek o bana ilgili. Sana değil. Bir kayınvalide sen olarak kendi gelininizi susturmak zorundasınız. Gerçekten bunu yapamıyorsunuz. Bir dakika susar mısın? Kendi gelinin sen kuyruk acısını benim lafımın üstüne çıkaracaksın. Bak ben şimdi gelinim bana öyle davransaydı dün mutfakta o şekilde bana cevap verseydi. Heh. Ben onu bir kelimeyle sustururdum ve onu ne yapardım nasıl biliyor musun? Nasıl susturacaksın? Sustururdum. Nasıl susturacaksın? Onu susturmak sizin elinizde. Öyle palavralara benim palavra karnım palavra değil. Karnım palavra yok. Değil. Büyüksünüz, yaşça da büyüksünüz. Size öyle karşı falan. Saygısı olması lazım. Saygı ayrı bir konu. Ama benim gelinimle tartışıyorma. Size davranışı hoş değil, kusura bakmayın. Benim gelinim şimdi bana öyle yapsaydı. Şimdi benim gelinim konuştuğunu onu koy ben kullanıyor anında aklına. Susturdum ve çenesini kapattırırdım. Ya dolmuşa bindireceksin beni. Dolmuşa geldiğim özel taksi varken şey dolmuşa yok. Binmem, kusura bakma. Hayır, hayır, hayır. Ben bir kayınvalide olarak, benim gelinim şahsen sen bana o şekilde davranmış olsaydın... Ben seni susturmayı çok güzel bilirdim. Evet, kayınvalidesi susturamıyor bence onu. Çenesi susturması gerekiyordu. Ki. Çok yanlış. Çok yanlış. Yani. Yakıştıramadım. Benim gelin yerinde konuşuyor. Boş konuşanlar ondan bir tutuyorsunuz siz. Aynı tereziye koyuyorsunuz. Canım benim. Boş konuşma değil. O da konuşuyor. O bir an biri sustur. Birbirlerine biri fırsat vermiyorlar ya. Ya ben suskun demiyorum. Yani milleti gelin... susturuyorlar. Olur mu öyle? Benim gelin konuşmuyor demiyorum ki ben sana. İşte ben de diyorum öylesi. Öteki biraz... haklı haksız. Boyla konuşuyor. Kırmasınlar. Benim gelin güzel de haklı güzel yere konuşsunlar. Konuşuyor. Yerinde konuşuyor. Ya ona bakarsa herkes kendine göre haklıdır. Hiç kimse haklı veya haksız değil. Ya ben hayret ediyorum. Dün o kadar saydığına rağmen bugün hiçbir şey yokmuş ki benim özelim diyorsun. Ya şimdi hiçbir şey yokmuş derken... Yani şimdi gelinlik sen bana savunuyorsun. Olacak savunma bir şey savunma değil. Şimdi edersin. Hayır, cahil dolmuşa insan... binmem taksiye binerim diyorsun bana. Bak bak, şimdi eder cahil ayıp insan... yani. Biraz sonra barışın. Annenin lezzeti, işin marifeti. Kolaysa seç tarafını.